Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar, hoş geldiniz. 8. sınıf fen bilimleri, madde ve endüstri konusunda arkadaşlar. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Yeni nesil soru çözümleri MEB'in yayınladığı kazanım testlerinden arkadaşlar. 10. soru ekranlarımızda diyor ki bakalım. Bilim insanları araştırmalarına bir problemi ortaya çıkararak başlarlar. Bununla ilgili gözlem yapar, veri toplar, hipotez yani probleme yönelik geçici çözüm yolu kurar ve hipotezini test etmek için deneyler yapar diyor. Bir öğrenci belirlediği problemi araştırmak için deney düzeneği kurarak özdeş ısıtıcılarla su dolu beherleri 5 dakika boyunca ısıtmış ve sonuçları tabloda göstermiştir. Bakalım, birinci beher 200 mg su, mililitre su, ikinci beher 400 mililitre su, ikisini de ısıtıyor. Bunları eşit sıcaklıklarda başlatıyor. Bakalım, yandaki grafikte birinci beherin sıcaklığı, ikinci beherin sıcaklığını gösteriyor. Sıfırıncı dakikada x'te 25-25 eşit sıcaklıkta başlıyor. Birinci dakikada 35 olmuş 30, 45-35, 55-40 velhasıl kelam. Birinci beher çok çabuk daha sıcaklığı artmış. İkinci beher sıcaklığı biraz daha yavaş artmış. Öğrenci yapmış olduğu bu deney ile aşağıdaki hipotezlerden hangisini test etmek istemiştir? Burada sabit tuttuğu bir sürü şey var. Suyun, sıvının cinsi, ilk sıcaklık, eşit ısıtıcı. Ama bir tek değiştirdiği farklı miktarda sıvı var arkadaşlar. Bunu deniyor buradaki öğrenci. Eşit miktarlarda ısıtılan farklı cins maddeler. Farklı cins değil. Hayır. Kütleleri aynı olan aynı cins maddeler. Hayır. Kütleleri aynı değil. Kütleleri farklı olan aynı cins maddelere eşit ısı verildiğinde son sıcaklıkları farklı olur. Bu hipotezi denemiştir. Aynen dediğimiz düzeneyi kurmuş burada. Kütleleri farklı olan farklı cins maddeler diyor. Bu da yanlış arkadaşlar. Cevabımızın Ceyhan olduğunu bariz bir şekilde görüyoruz. Geçiyoruz 11. sorumuza. 11. soru ekranlarda bakalım. Okuyorum. Bir fabrikada kalıba dökme yöntemiyle farklı metallerden motor parçası üretiliyor. Bunun için metallerin eritilmesi gerekiyor. Fabrika kullanılan erime sıcaklığının metallerin erimesi için gerekli ısının kütleye göre değişim grafiği verilmiştir. Mesela işte bakır, bakıyoruz. İşte 40 gram için, 40 kütle 40 gram için arkadaşlar bakıra işte ne kadar verilmiş? 7000 kalori. Demire 5000 kaloriden biraz daha aşağı, kurşuna 1000 kaloriden biraz daha aşağı bir enerji verilmiş. Isı jül olarak tam veriliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. 5000 jülün ısıttığı ısının erittiği bakır miktarı. 5000 jüle bakıyoruz. Ne kadar bakır eritiyor arkadaşlar? 20 ile 40 arasında 30 diyelim aşağı yukarı. Demir miktarından daha fazladır. 5000 jul ne kadar demir eritecek arkadaşlar? 40 gram demir eritecek. Ama erittiği bakır daha azdı. Bir yanlış arkadaşlar. 40 gram kurşunu eritmek için, 40 gram kurşunu eritmek için aşağı yukarı 1000 jul arkadaşlar. 1000 enerji. Gerekli ısı 20 gram demir eritmek için gerekli ısıdan daha azdır. 20 gram demiri eritmeye çalışan ısı ne arkadaşlar? 2500 civarlarında, 2000 ile 3000 arasında. 1000-2500'lerden daha mı azdır? Tabii ki de daha azdır. İkinci doğru. 3. 40 gram bakırı eritmek için 7000 jul. Gerekli ısı 40 gram kurşun ve 40 gram demiri eritebilir. 40 gram kurşun 1000 aşağı yukarı. 40 gram demir 5000'den biraz aşağı mı? 5000 bile alsak fark etmeyecek. Toplasak 6000 ediyor. Bakırınki de arkadaşlar 7000 ediyor. Dolayısıyla 3. şıkkında doğru olduğunu söylüyoruz. Cevabımız Ceyhan şıkkı 2 ve 3 olaraktan ifade ediyoruz. Geçiyorum 12. sorumuza. 12. soruda burada önce bir bakın okuma parçası var. Öz ısıyı bahsediyor. Saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 derece Celsius arttırmak için gerekli olan enerjiye öz ısı denir diyor. Öz ısı tıpkı kaynama sıcaklığı gibi saf maddeler için de ayırt edici bir özelliktir. Örneğin aşağıda bazı maddelerin öz ısısı ve deniz seviyesindeki kaynama noktaları ve 100 santimetre küp hacimdeki, bu hacimdir arkadaşlar, hacimlerinin 0 dereceden kaynamasına sıcaklığına ulaştırmak için verilmesi gereken ısı enerjileri tablodaki şekilde verilmiştir. Kaynama sıcaklıkları civanın 356,7, suyun 100, etanolün 78,4. Öz ısıları görüyorsunuz, civanınki daha düşük. Ama sıfırdan kaynama noktasına gelince, yani sıfırdan 367'ye, sıfırdan 100'e, sıfırdan 78,4'e gelene kadar ki verilmesi gereken enerjilerde 67, 41, 15 olaraktan veriliyor. Şimdi
Bunlara göre aşağıdaki yerden, bakın şuralar okuyoruz, diyor ki yukarıdaki özdeş kaplar içerisinde aynı sıcaklık ve hacimde KLM sıvıları bulunmaktadır. Bu kaplar özdeş ısıtıcılarla aynı anda ısıtılmaya başladıktan bir süre sonra K sıvısının kaynamaya başladığı, bu kaynıyor. Aynı sıcaklıkta alınmışlar. Özdeş ısıtıcılarla veriliyorlar. Ama ilk bu kaynıyor arkadaşlar. Ve ocaklar kapatılıyor. Şimdi buna göre kesinlikle doğrudur diyor. Sevgili arkadaşlarım, kesinlik ifade eden şeylere çok dikkatli bakmanız gerekir. Her birini ayrıntılı bir şekilde değerlendireceğiz. K sıvısı kaynadığında, diğerleri kaynamadığından L ve M sıvıları aynı, K sıvısı farklıdır. Ya abicim, K sıvısı bunlardan kesinlikle farklı ama L ile M'nin aynı olduğunu nereden çıkartıyorsun sen? Birinci şıkkımız kesinlik dediği için yanlıştır arkadaşlar. 2. Daha kısa sürede kaynadığından K sıvısının öz ısısı L ve M'nin sıvılarınkinden daha düşüktür. Arkadaşlar, bu da kesinlik ifade etmemektedir. Belki etanoldür. Hemen kaynama noktası işte 77'de başlattı bunlara. 78'de tak diye etanol kaynamaya başladı. Değil mi? Doğru mu arkadaşlar? Yani bunun kimin öz ısısının daha büyük küçük olduğunu buradan biz ayırt edemeyiz. Yine kesinlik diyor. E hocam, ona hayır buna hayır diyorsun. Sabır yavrularım, bekleyin. Üçüncü de diyor ki K sıvısı kaynadığında L sıvısı kaynamadığından K ve L sıvıları farklıdır. İşte kesin olan bu mudur? Kesin olan budur. Başka kesin yok mudur? Yoktur. Çünkü buradaki hipotezleri çürüttük arkadaşlar. Aksilerini söylediysek, aksilerini söyleyebiliyorsanız o hipotez çürümüştür. Kesin olan bilgilerde hepsini çok dikkatli bir şekilde okuyup kesin yargıya varmak gerekiyor arkadaşlar. Cevabımız Bursa oluyor. Yalnızca 3 diyoruz. Geçiyorum bir dahaki soruma. 13. soru ekranlara geldi. İlk sıcaklıkları 10 derece Celsius olan saf maddeden yapılmış eşit kütleli KLM bilyeleri özdeş ısıtıcılarla ısıtıldıkları 80 Celsius'a olana kadar ısıtılıyorlar. Bakın, özdeş ısıtıcılarla sıcaklıkları 80 Celsius olana kadar ısıtılıyor. Şimdi özdeş ısıtıcı önemli değil burada. Çünkü ikisi hepsinin sıcaklığı 80'e varıyor. Eşit sıcaklıktaki bu 3 bilyenin aynı anda özdeş buz kalıplarının üzerine bırakılıyor. Bir süre sonra bilyelerin bu buz kalıplarının durumu aşağıdaki gibi gözlemleniyor. L daha fazla eritmiş, M biraz daha az, K en az. Bu neyden kaynaklanır arkadaşlar? Şu 3 durumdaki eritme durumları, 3'ü de 80 derece. Demek ki 3'ü de farklı cins maddeler. Bu doğru. Ve öz ısıları farklı. Çünkü öz ısısı büyük olan daha fazla enerji verir dışarıya arkadaşlar. Tamam mı? L'nin öz ısısı M'ninkinden, M'ninki de K'ninkinden büyüktür. Bu şekildeki resimden biz bu yargıya varabiliriz. Okuyalım ne diyor? Gerçekleşen bu olaylarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? M'nin buza verdiği ısı K'nin verdiğinden daha büyüktür. M daha fazla eritmiş K'ninkinden. Doğru mu? Doğru. Kesin doğru mu? Kesin doğru. 2. KLM bilyeleri farklı saf maddelerdir arkadaşlar. Bu da kesinlikle doğru arkadaşlar. Çünkü 80 dereceye kadar ne diyordu arkadaşlar? Eşit kütleli. Kütleleri eşit. Sıcaklıkları eşitse verdikleri ısıların farklılıkları, bakın, enerji neye bağlıydı? 1. Kütle. 2. Öz ısı. 3. Sıcaklık arkadaşlar. Bu son sıcaklık. Bu 3'üne bağlıdır. İkisi eşitse farklı olan ne olacak? Öz ısı olacak. KLM bilyeleri farklı saf maddelerdir. Doğru. Çünkü öz ısıları farklı. Buz kalıplarının üzerine bırakılmadan önce en fazla ısı K bilyesine verilmiştir. Yanlış arkadaşlar. En fazla ısı L bilyesine verilmiştir. Çünkü neden? Onun ısısını arttırmak için daha uzun süre ısıtmak gerekiyor. Dedim ya, burada özdeş ısıtıcı kavramı biraz burada sıkıntılı bir kavram. Ama veriyor kafayı karıştırmak için. Çünkü fazla ısıyı bu alacak. Özdeş ısıtıcı var. Ne olacak? O zaman buna daha fazla süre vermesi lazım. Sonra buna, sonra buna. Tamam. Cevabımız ne oldu? 1 ve 2 şıkkını yakaladık. Ceyhan şıkkında. 4. sorumuz ekranlarda. Yine kafa karıştıracak bir türden bir soru. Maddenin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeleri oluşturma sürecine kimyasal tepkime denir. Bunu dedem de biliyor. Kimyasal tepkimelerde atom sayısı ve çeşidi korunduğundan çok önemli soruydu. Birinci testimizde vardı bu soru. Atom sayısı ve çeşidi ve kütle de korunur. Yani hidrojen girdiyse abicim helyum çıkmaz. Hidrojen girdiyse hidrojen girer. Oksijen girdiyse oksijen çıkar.
Öğretmen kapalı bir kapta gerçekleştirdiği kimyasal bir tekme sonucunda KLM katılarının ve N gazının diyor bakın KLM katı N'de gaz olarak çıkmış. Kütlelerinin oluşan değişimi aşağıdaki kütle zaman grafiği çizerekten öğrencilere göstermişler. Bakalım. L, K ve L azalıyorsa arkadaşlar K ve L azalıyorsa K ve L girenlerdedir. Bu kesin. N ve M artıyorsa bunlar da ürünlerdedir. O zaman K artı L'nin kütlesi N artı M'nin kütlesine eşit olmak zorunda. Çünkü girenler K artı L, ürünler N artı M. Buna göre grafiği inceleyen öğrencilerin tepkime ile ilgili yaptığı yorumlardan hangisi doğrudur? Kaptaki toplam katı kütlesi korunmuştur. Buna doğru hocam diyecek arkadaşlara böyle ufaktan bir tokat çakmak gerekiyor arkadaşlar. Yapmayın, etmeyin, katı kütlesi diyor. Ben ne dedim? Bakın KLM katıymış, N gaz. Abicim K ile L'nin kütlesi N ile M'nin kütlesine eşit. Sen ne diyorsun ama? K ile L'nin kütlesi sadece M'ye eşit. Var mı böyle bir şey? Girenlerin toplamı ürünlerin toplamına eşit. Yanıltıyor burada sizi. Yanılmayın. B şıkkı. K ve N maddelerinin kütleleri azalırken K ile N. Yanlış. N azalmıyor, N artıyor. Gitti. K ile L maddeleri biterken bitmiş. M ve N maddeleri oluşmuştur. Abicim bu bariz bir şekilde doğru ve en doğru cevapta. Bu cevap Ceyhan ama bekliyoruz. D'yi de okuyalım. M maddesinin kütlesi K ve L maddelerinin kütlelerinin toplamına eşittir. Yanlış. M artı N. Yanılmayın. Bakın burada M K'dan büyük. Doğru ama L de N'den büyük. Arkadaşlar birbirlerini dengeliyorlar. K artı L M artı N'yi verecek. Cevabımızın Ceyhan olduğu bariz bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Güzel bir soru. Anthony Levoisier arkadaşlar 1774 yılında gerçekleştirdiği deneyde bir miktar kalay ve bir miktar hava içeren cam balonun ağzını sıkıca kapatmış ve tartmıştır. Birinci şekilde. Ardından cam balonu ısıtmış ve kalayın tebeşir tozuna benzer bir toz oluşturduğunu gözlemlemiş. İçeride tebeşir tozuna benzer bir toz oluşuyor. Sonra ısıtma işleminden sonra cam balonu aynı koşullarda tekrar tarttığında kütlenin ilk ölçüm sonuçlarıyla aynı olduğunu gözlemlemiştir. Sonra bakalım. Levoisier yaptığı bu deneyden hareketle genellemelerden hangileri yapılamaz diyor. Dikkat. Buradaki yaptığına göre bakın verilen bilgilerin doğru olup olmaması önemli değil. Levoisier'ın yaptığı bu deneyde arkadaşlar bu kütlenin korunumu kanıtlıyor burada. Kimyasal tepkimeye giren maddelerin atom çeşitliliği sayısı oluşan ürünündeki atom çeşitliliği sayısından farklıdır. Abicim aynıdır deseydi bile buradan yapılamaz. Neden? Bu deneyde Levoisier bunu ölçmüyor. Bilginin doğru olması farklı bir şey. Yukarıdaki deneye göre yorum yapılması farklı bir şey. Bizi burada eliyor. Dikkat. Üzerine basarak söylüyorum artık dikkat edersiniz lütfen. Birinci yorum yapılamıyor. İkinci yorum diyor ki kimyasal tepkimelerde oluşan ürünlerin kütleleri toplamı tepkimeye girenlerin kütleleri toplamına eşittir. Burada bunu ölçmüş zaten. Birinci durumda arkadaşlar ne yapmış? Kaynatmış, ısı vermiş, tebeşir tozu ve madde oluşmuş, yine ölçmüş, kütle korunmuş. Burada zaten en başta söylemiştik bunu ölçüyor. 3. Kimyasal tepkimeler sonucunda bir madde yoktan var olamaz. Var olan madde de yok olamaz arkadaşlar. Bu doğrudur değil mi arkadaşlar? Demek ki o zaman biz burada neyi söyleyeceğiz arkadaşlar? A'yı söyleyeceğiz arkadaşlar. Yalnız bir diyeceğiz. Çünkü bakalım üçüncüde de diyor ki bakın bir madde yoktan var olamaz, vardan da yok olamaz. Burada bunu kanıtlıyor mu arkadaşlar? Var olan bir madde yok olmadı. Toz, tebeşir tozu da olsa yine arkadaşlar başka bir maddeye değişti. Yoktan da var olamaz. Burada bunu kanıtlıyor arkadaşlar. Yaptığı deneye göre dediği için yalnız bir diyoruz. A şıkkıyla 15. sorumuzu da geçmiş olduk. 16. soru ekranlarda diyor ki saf bir maddenin 1 gram sıcaklığının 1 Celsius artırmak için gerekli olan enerjiye artık ezberledik öz ısı denir. Kütleleri eşit iki maddenin sıcaklığını eşit derecede arttırmak için öz ısı büyük olan maddeye daha çok ısı verilmesi gerekir bunu biliyoruz. Aynı cins maddenin sıcaklığını eşit derecede arttırmak için ise kütlesi büyük olana daha çok ısı verilmelidir bunu da biliyoruz değil mi? Enerji eşittir kütle çarpı öz ısı çarpı sıcaklık değişimi. Bir öğretmen laboratuvarda aşamaları aşağıda belirtilen deneyi yapıyor arkadaşlar. K
Kaynama sıcaklıkları 75 derecenin üzerinde olan aynı sıcaklıktaki KLM sıvılarına özdeş behellere koyuyor. Ne kadar koyduğu belli değil. Özdeş ısıtıcılarla behelleri 10 dakika boyunca ısıtıyor. Bir tek şu eşit burada. Özdeş ısıtıcı dediği için verilen enerji eşit. Ve sıvılardaki sıcaklık değişimleri böyle gözlemleniyor. Maddeler farklı mı, gramları farklı mı belli değil. Bunu zaten yorumlarda söyleyecek. Bu bilgiler ve grafik dikkate alındığında sıvılar ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? Ben böyle bir soru bekliyorum. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Tamam mı? Yani LGS sınavlarında böyle bir soru. Çünkü kütleyi yorumlatıyor, öz ısıyı da yorumlatabiliyor. Her türlü yoruma girebileceğiniz açık bir soru. Ben böyle bir soru bekliyorum diyorum. Buraya 5 yıldız atarım ben. Hangisi yanlıştır? Farklı cins ve eşit kütlelerde alınmışlarsa, yani kütleleri eşitse, bakıyoruz sıcaklığı en fazla artan L ise, öz ısısı en büyük olan M'dir. En az ısısı, sıcaklığı artan M ise arkadaşlar, öz ısısı en fazla bunundur. Sonra bunundur, en az da bunundur. Çünkü eşit kütlelerde ise maddenin sıcaklığı fazla artıyorsa onun öz ısısı düşüktür. Tamam mı arkadaşlar? Sıcaklığı az artanın öz ısısı büyük olur diyoruz. B. Aynı cins alınmışlarsa, yani öz ısıları eşitse, kütlesi en az olan L sıvısıdır. Burada da ne diyor? Değil mi? Sıcaklığı eşit arttırmak için kütlesi büyük olana daha çok ısı verilir. O zaman L'nin sıcaklığı daha fazla arttıysa bunun kütlesi daha azdır. Yani 100 milim su 200 milim su gibi arkadaşlar. 100 milim suyun sıcaklığı eşit ısıda daha fazla artar. Doğru. C. Son sıcaklığın 70 olması için en fazla ısı M sıvısına verilmelidir. Şimdi bakıyoruz, özdeş ısıtıcılarla ısıtıldıklarında, yani özdeş enerji verildiğinde M'nin sıcaklığı 20'ye kadar çıkıyor. En az M'nin arttığına göre demek ki M'yi 70'e çıkartmak için en fazla enerji de M'ye verilmesi gerekecek. Bu da doğru. D. L sıvısına diğer sıvılara göre daha fazla ısı verilmiştir. Yanlış. Niye? Arkadaşlar, özdeş ısıtıcılarla dedi ya, özdeş ısıtıcılarla daha burayı okurken altını çizmiştik. Dedik ki bunlara verilen enerjiler eşit. Bize en baştan bunu söylüyor. Cevabımız Denizli şıkkı oldu. Geçiyoruz testimizin son sorusuna. Bakalım. Aşağıdaki grafikte asit yağmurlarının olduğu bir bölgedeki göldeki suyun pH değeri ve balık türü o bölgedeki sanayi tesis sayısının yıllara göre değişim vermiştir. Bakın 1990, 95, 2000, 2005, 2012, 2015. Burada balık türü sayısı azalıyor. pH da bakalım. pH da gitgide azalıyor arkadaşlar. Gitgide azalıyor bakın. Balık türüyle pH'in azalması doğru orantılı. Balık türünün azalmasıyla pH'in azalması doğru orantılı. Hani çünkü balık türünün artması deseydik ters orantılı olacaktı. pH azaldıkça balık türü de azalıyor. Biz buna doğru orantı dedik buraya. Şimdi iki grup araştırmacının birinci grup, ikinci grupta da bakıyoruz sanayi tesisleri bölgede 2005 yılına kadar artıyor. Ama 2005'lerinden sonra azalıyor. Bir terslik var arkadaşlar. Yani şimdi sanayi tesislerinin artmasıyla o zaman bu balık türünün ve pH'in azalması direkt doğru orantılı diyemeyiz. Çünkü bunu bozacak bir yer var ki 2005 ile 2015 yılları arasında sanayi tesis sayısı azalmış. Şimdi iki grup araştırmacıdan birinci grup balık türü sayısının azalmasının sanayi tesisinin artışına bağlı olduğunu söylüyor. Böyle düşünmeyen ikinci grup ise göldeki suyun pH değerinin değişimine yol açabilecek başka faktörleri araştırıyor. Ki ikinci grup doğru söylüyor. İkinci gruptakiler grafikteki hangi durumu karşılaştırarak başka faktörleri araştırmaya karar vermiştir? Neyi araştırmaları lazım? 2005 ile 2015 yılı arasındaki sanayi tesislerinin azalması ve pH'ın da giderekten yine düşmeye devam etmesini araştırmaları gerekiyor. 1990-2000 yılı arasındaki pH değişimi alakası yok. 1990-2000 yılı arasındaki balık türü değişimi zaten bunlar doğrusal alakası yok. 2000-2005 yılı arasındaki sanayi tesisi balık türü değişimi 2000-2005 alakası yok. Sanayi tesisi artıyor, balık türü azalıyor. 2005-2015 yılları arasındaki sanayi tesisi sayısı ve suyun pH değeri. Bakın sanayi tesisi zaten direkt suyun pH'ini etkileyecek. pH etkilenince de balık türü azalacak. 2005 ile 2015 yılları arasında sanayi tesisi azalırken pH niye azalıyor arkadaşlar? Demek ki burada başka bir faktör var. Devreye giren başka bir şey olacak. Dolayısıyla cevabımız Denizli olacak. Evet, bir testin daha sonuna geldik. Anlatarak gittik arkadaşlar.
anlayasınız diye, yani sadece soru çözümü değil, konu anlatımı gibi olsun diye anlata anlata gidiyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kanalımızı diğer arkadaşlarınıza da önermekten lütfen çekinmeyin. Arkadaşlarınız da öğrensinler. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kanalımıza da abone olmayı ve derslerinizi takip etmeyi unutmayın. Kanalımızda 8. sınıf matematik ve 8. sınıf fen bilimleri dersleri mevcut. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiler ve saygılar diliyorum.